Merhabalar, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Ramazan başladığından bu yana iftarları ve sahurları takip ediyorsanız çok değerli bir yazarımızı, önemli bir program sunucumuzu, hocamızı ekranlarımızda görüyorsunuz. Sevgili Fatih Çıtlak hocamız, bugün stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah hocam, bize zaman ayırdınız. Çok yoğun geçiyor iftar ve sahur. Elhamdülillah, asıl Konya güzel geçiyor. Yani yoğun olmasına rağmen yorucu değil. Çünkü güzel dönüşleri oluyor. Sizin de bu iltifatınız, efendim, tenezzülen çağırmanız bizi memnun etti. Bu da bir memnuniyettir. Hem KonTV ailesi açısından hem programlar açısından öyle görüyorum efendim. Sağ olun hocam. Daha önce hiç bu kadar süre Konya'da bulunmuş muydunuz hocam? Hayır, bulunmadım. Yani Konya'ya benim ilk gelişim, çok seyahat eden bir insan değildim aslında. Yani İstanbul'da da İstanbul'da yaşadığım sıralarda da çok dolaşan, çok gezen bir insan değildim. Hala İstanbul'un birçok mekanını bilmem. Fakat sonra bir zatla tanıştım. O zat İstanbul'un manevi zenginliklerini bana anlatınca o vesileyle biraz seyahat etmeye başladım. İstanbul'u türbeleriyle, camileriyle dolaştığım senelerle İstanbul dışındaki seyahatlerim aynı döneme denk gelir. 1986-87 seneleri. 87 senesinde geldim. Kaç kere geldiğimi bilmiyorum. Ama bu kadar uzun süre hiç kalmadım. Hatta bu kadar uzun süre kalmaktan da korkuyordum. Fakat Allah razı olsun, Konyalılar, kıymetli insanlar bizi bağrına bastı. Yine aynı kelimeyi kullanmış olacağım ama Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'in bir memnuniyeti gibi bir züğürt tesellisi yaşıyorum. O sebepten dolayı da çok memnunum efendim. Çok güzel. Hocam, Ramazan bu sene sanki daha çabuk geçti gibi geldi bana. Niye bilmiyorum. Hep zamanın bereketsizliğinden bahsediyoruz ya her geçen yılda. Birden baktık yavaş yavaş son 10 güne doğru giriyoruz. Peki sizin gözünüzden bu sene Ramazan nasıl başladı, nasıl geçiyor? Ben kendi şahsım adına güzel bir Ramazan geçirmediğimi düşünüyorum ve üzülüyorum da. Gerçekten üzülüyorum. Fakat o ayet-i kerime çok acayip. Program formatına aykırı değil herhalde, değil mi efendim? Çünkü bazen kıymetli hocalarımız da konuşuyorlar. Bu çok manidardır yani. Oruç, ey iman edenler, sizden evvelkilere farz kılındığı gibi, kütübe kelimesi furiza manasına geliyor. Malum haliniz farz manasına geliyor. Sizlere de farz kılındı, umulur ki bununla siz takvaya erişirsiniz. Eyyâmen ma'dûdat. Yani ayetin la'allekum tettekûn denildikten sonra eyyâmen ma'dûdat. Onlar sayılı günlerdir. Şimdi hem şer'i açıdan, fıkhi açıdan 30 gün bu orucun tutulacağını veya paşa orucu gibi tutulmayacağını, yarım gün falan gibi olmayacağını başta sonunda adetli günler olduğunu beyan ederken orada acı da bir tablo var. Eyyâmen ma'dûdât. Sayılı gün ya. Evet. Yani Allah Teala'nın sayılı gün. Şimdi sayılı gün olarak geçiyor. Benim bir büyüğüm derdi ki Allahsız geçirilen vaktin haberinde olmazsın. Allah'la geçerse vakit işte o demin farkında olursun derdi. Ben deniz şöyle bu ikisini birleştirerek şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani doğrudur demiyorum. Fakir öyle hissediyorum. Eğer muhabbetle geçiyorsa, muhabbeti yaşamak için de bu dünya çok kısa zaten. Eğer muhabbetsiz geçiyorsa, yine bereketsiz olduğundan yine kısa geçebilir. O zaman biz şunu ölçü alalım. Kısa geçmesini, çabuk geçmesini değil. Bizde bıraktığı damak zevkine bakalım. Eğer tadı güzelse, bir gün gibi geçse de razıyız. Ama tadı çirkinse, 100 günde olsa, çabucak da geçse, ağır da geçse hiçbir faydası yok. Hocam, tadı güzel diye düşünüyorum. Nasıl bir tadı olmalı orucun? Allah'ın sizi gördüğünü, sizin de Allah'ı görür gibi bir haline oluşuyor Allah'a havale. Bir kere muhabbetle geçtiği muhakkak. Evet. Dışarı çıkıyorsunuz oruçluyken, sokağa, caddeye bile gülerek bakıyorsunuz. Çok güzel bir şey bu yani. İnsanın günahkarım ya Rabbi ne yapayım sen malını tanıyorsun diye yalvarıyorsunuz mesela. Ramazan'ın haricinde böyle yalvaramazsınız. Veya günden geceden utanıyorsunuz. Daha evvel olmuyor bu mesela. Değil mi? Bir günahkar için.
ya ben bugün de bunu yaptım, bu gece böyle mi geçecekti sözünü ne zaman söylüyoruz biz? Ramazan'da söylüyoruz. Peki bir insanın Cenab-ı Pir'in tabiriyle Cenab-ı Mevla-i Müteal'in muhabbetini düşünmeden yaptığın bir ibadettense, ondan utanarak yaptığın bir günah daha eftaldir sözünü hatırlarsak, Ramazan her halükarda güzel geçiyor. Evet hocam. Yani insanlarımızın da birbirlerine ettiği duaları düşünüyorum. Geçen talebe arkadaşlarımız bir cemiyet yapmışlar dün akşam. İbadet etmişler, namazlar kılmışlar, gözyaşlarıyla dualar etmişler. Ne büyük bir zenginlik bu. Yani savaşlar, oruç tutmayanlar, Ramazan'ı sevmeyenler bile bu havayı bulandıramıyor. Okyanus gibi. Bu suyu bulandıramıyor. Yani herkese nüfuz eden, belki de şeytanların bağlanması, bir şeyi bağlamak, mesela bir mikrobu bağlamak, onu izole etmek değil sadece. Veya onu def etmek değil. Onu ihata etmek de bir bağlama şeklidir. Tecrit etmek de bir bağlama şeklidir. Evet. Zararından emin olmak da bir bağlama şeklidir. Evet. Demek ki Ramazan'da bir rahmet deryası var. Öyle de düşünebiliriz bunu. Onun içerisine döküldüğünde bu fıskı fücürler, şeytanlar, şeytancıklar kayboluyor orada. İnşallah. Gidiyor. Hocam manevi boyutu ve hani o geceleyin geçirilen özel zamanları bir yana, fiziksel açıdan açlığı da küçümsememek gerekiyor değil mi terbiye açısından? Geçtiğimiz günlerde ufak bir anekdot okumuştum. Nefsi emmare ile Allah-u Teala arasında geçen bir diyalogtu. Yanlışsam siz düzeltin. Yok estağfurullah. Nefsi emmare... Hadis hakkında biraz tereddütlü ifadeler var ama... Küçük bir rivayet. Lütfen yok yok buyurun. Allah-u Teala nefsi emmareye soruyor. Sen kimsin ben kimim diye. Nefsi emmare de ben benim sen de sensin diyor. Tekrar soruyor yine aynı şekilde. Allah-u Teala bunun sonucunda nefs-i emmareyi cehennem azabına koyuyor. Azaptan çıktıktan sonra tekrar soruyor. Sen kimsin? Ben benim, sen de sensin diyor. Yine nefs-i emmare büyük bir terbiyesizlikle diyelim. Bunun sonucunda Allah-u Teala nefsi aç bırakıyor. Bu aç bırakma sürecinin sonrasında tekrar çağırıyor. Sen kimsin, ben kimim? Nefis diyor ki sen Rabbisin, ben kulum. Bunu okuduktan sonra bilmem internette paylaşılan küçük bir diyalogtu. Evet. Açlık hakikaten bu kadar büyük bir etken midir bizim nefis ve ruhumuzun üzerinde? Açlıktan ziyade yemeğe alışmış olan bir nefis ve o nefsin alışkanlığını kırmak diyelim. Çünkü riyazat bazen yemekle de olur. Bu umumi rahmet olduğu için umumi bir terbiyedir. Evet. Yani hususa geçildiğinde mesela bazı vücutlar vardır, oruca doymuştur. Veya oruçluyken kendisini zahit hisseder. Oruçluyken ucuba kapılır. Onun da ihtisas terbiyesinde sen yiyeceksin derler. Oruç tutmayacaksın derler. Fakat genel olarak bakıldığında orada karşımıza şu çıkıyor. Oruç, Allah'ın nimetleriyle şımaran nefsi hizaya getirmektir. Bunların kesilebileceğini ve burada aynı zamanda çok derin bir mevzu var ama gireyim mi girmeyeyim tabii bilmiyorum. Hocam, yani daha evvel programlarda da anlatmadığımız, pek derslerde de işlemediğimiz bir mevzu var. Allah nefis kendisine itaat etmese de o kadar merhametlidir ki o nefsin rızkını yine kesmez. Bunu yapmak için bir zalime ihtiyaç vardır. O da insandır. Oo, çok ağırmış bir şey. Şimdi Ahzab suresini hatırladınız mı? Biz emaneti teklif ettik. O teklifi ihtiyaridir. Hani alır mısın diye sormadık. Alır mısın, almaz mısın diye sorduk. Yoksa dağlara söyleyecek de Allah müsait değilim ya Rabbi diyecek öyle bir şey yok. Teklifi ihtiyari olarak böyle bir emanet olsa ne yapardınız? Alamayız ya Rabbi dediler. Semavat, yer, dağ. Çok ince bir mana var burada ama bilmiyorum kıymetli seyircilerimiz takip ederlerse. Ben deniz bunu 3 senedir düşünüyorum. Yani bir aylık, bir haftalık mesele değil bu. Evet. 3 senedir üzerinde çalışıyorum. Bizzat mesaiye ayırıyorum yani. Sonra insan bunu yüklendi diyor değil mi? Evet. Bu eşfakla ve hamelahel insan. Peki insana böyle bir emanet yükleniyor. Emanetin ehline verilmesini emreden bir Allah nasıl zalim ve cahil olana bu emaneti veriyor? Tezattır bu. Olamaz böyle bir şey. Olmamalı. Biz bir şey yanlış anlıyoruz. O halde bunu anlamak lazım. 8-10 maddesi var bunun. Şimdi bu maddeden bakalım. İnsan nefsine, Allah mahlukatına zulmetmez.
zaten zulmedecek şekilde değildir. Yani Allah'ın bir ismi zalim değildir çünkü. Evet. Allah'ın bir ismi zalim değildir. Efendim azizun zuntikam, intikam sahibi aziz. Tabii sevdiği insana birisi zulmettiği zaman onun haddini bildirir. Allah'lık adına yaptığı şey yok gibidir Hazreti Allah. Zaten öyle diyor. Rabbin kimseye zulmetmeyecek diyor. Evet. Ve istemiyor da. Biraz açayım konuyu dağıtmayayım ama. Bayezid-i Bestami aşırı okunuyormuş. İnne batşa rabbike leşedid ayeti kerimesi gelmiş. Allah'ın kavrayışı muhakkak çok şedittir Rabbinin azabı. Azapla tutuşuyor. Batşa rabbik umme vedda'ke rabbuke ve ma kala gibi değildir. Rabbin sana darılmadı da o yüzden bırakmadı manasındadır. Ama batşa rabbike deyince azapla tutmaktır. Biri muhabbetle tutmaktır, bırakmamaktır. Biri azapla yakalamaktır. İnne batşa rabbike leşedid. Okurken bile o şiddetli tutuşu telaffuz şeklinden hissedersiniz. Kur'an'ın mucize beyanındandır bu. İnne batşa rabbike leşedid derken sıkı bir kavramayı alırsınız kalkaleyle falan. Bu ayet okunuyormuş. Bayezid-i Bestami demiş ki benim azabım daha şiddetlidir. Demişler ki küfür değil mi bu? Bir tesir için tersten söyleme usulüdür bu. Ve bu Allah'ın da kullandığı bir usulüdür. La ilahe illallah gibi. Bayezid-i Bestami Hazretleri diyor ki dinleyin bak. Allah kuluna azap ederken bile ona merhameti eksilmez. Ben bir adama kızdığım zaman benden merhamet eseri bulamazsın. Çok güzel bir tabii. Bunlar efendim görerek konuşmuşlar. Fikir yürüterek konuşmamışlar. Görmüşler ve anlatmışlar. İstediğiniz kadar görmeyin, bilgi sahibi olun. Gören bir adama karşı şansınız yoktur. Ağır ağır anlatır, yavaş yavaş anlatır ama isabet hususunda asla erişemeyeceğiniz boyuttur. Hemen geriye dönüp toparlayalım. Allah o kadar merhametli ki bu nefis kendisine her saniye küfretse yine rızkını almıyor. Bunu yapabilecek bir zalim lazım. O zalim olarak bizi seçiyor. Allah. İnnehu kâne zalûmen cehûle. Kulluğun haddini bu bildirir diyor. Ama bir başka mana da var. Demek ki insan semavatın, yerin ve dağların katılığından şedidliğinden daha zalim. Ama kara tahta gibi. Allah'ın koyduğu bir nurani nokta bile seçiliyor. İşte bu açıdan düşündüğünüzde oruç Allah'ın bize emaneti yüklediğinin alametidir. Ve ya Rabbi ben senin için hiç bakmam. Ya yapma hiç dinlemem der. Zulmeder. Allah bunu yapmaz. O yüzden insanı kullanır. İşte o yüzden de insan İnsanı terbiye eder. Hem kendi insanını hem karşıdaki insanı insan terbiye eder. Allah'ın terbiyesi insandandır. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Yine geçen günlerde sizin geleceğinizi duyduğum zaman etrafımdaki insanlar bir ayet-i kerimeyi sormamı istediler size. Duyduğum zaman ben de daha önce hiç öyle düşünmediğimi anladım. Biliyorsan demiyorum. Allah-u Teala... şeytan arasında geçen ve şeytanın en son sen onu siz onları şükredenlerden bulamayacaksınız dediği ve isyan edip gittiği bir diyalog var hocam yine. Burada etrafındaki kişiler dediler ki Fatih hocamıza sorar mısınız? Şeytan niye burada şükretme kelimesini kullanıyor? Niye günah işleme değildi? İşte niye şirk koşma değildi? Niye bizim bildiğimiz başka günahlar değildi? Şeytanın söylediği ilk tehdit niye şükredenlerden bulamayacaksın? Şükredenlerden dedi, bulamayacaksın. Evet. Bundan bir kere bunun şeyi ben ya elhamdülillah duyduğum bildiğim bir şey bu yorum bu. İnşallah oradan zorlanmadan aktarırız ama İnşallah. Anlatabilirsek tabii. Anlayabildiğimiz kadarını anlatacağız neticede. Fakat ondan evvel bendenize sorarsanız ben de tabii diyalog kelimesini pek kullanmıyorum. Hazreti Allah'la şeytanın konuşması desek daha doğru olur. Olarak da kullanmak istemiyorum. Nasıl diyelim şeytanın kendi mizacına uygun yani Allah'a Allah Teala'nın şeytanın konuşmalarını beyan etmesi diyebiliriz. Tamam. Çünkü Allah Teala ile konuşmak bile mesela şeytanın üzerindeki rahmetini konuşursak Allah'ın şeytanın cevap verebilmesi çok büyük bir rahmettir.
şeytanı muhatap kabul etmesi de büyük rahmettir. Çünkü bir başka ayeti kerimede ihsi tabiriyle geçer. İhsi, affedersiniz, çok özür dilerim haşa huzurdan, köpeğe hoş demektir. Cehennemin kapılarında veya kıyamet gününde hesaplarının neticesinde nereye gideceklerini en önce merakla o bekleyişte bir yere toparlanan insanlar, daha sonra da Allah Teala'nın siz cehennemliksiniz, siz şöyle adilersiniz falan gibi sözünü bile duyamamalarının getirdiği şeyle perişan olacaklar. Evet. Bu ayetin tabiri. Yasa tefeciler falan için söylüyor. Sonra Allah bunları kov bu köpekleri denildiğinde hepsinin yüzü gülecekmiş. Allah bizimle konuştu diye. Çok ilginç. Evet. Tabii ya. Bunlar tefsirlerde geçer. Şeytanın ne suçu vardı diyorlar. Akılları sıra bazı insanlar şeytanın durumunu düzeltmeye çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin. Yani Bektaşi'nin dediği gibi baba erenler dua et demişler. Gemi sallanıyor. Dalgalar. Kurtulalım. Allah karadakilere selamet versin demiş. Ya niye karadakilere dua ediyorsun? Biz zaten battık oğlum demiş yani. Hiç olmazsa karadakilere selamet versin. Herhalde onlar da öyle mi düşünüyor? Ne yapıyor? Biz zaten battık, şeytanı kurtaralım mı diyorlar. Bir kere şeytanın bir zulüm yoktur. İnsanlar da mecburen Allah'ı kabul etmiş değildir. Çünkü soru elestü bir rabbikumdur. Korkuyla cevap verdirecek Rabbinizim tamam mı? Değildir. Elestü bir rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Müteala ile şuurla verilen bir cevap vardır. Bela. Sonra şeytanın o secde etmeyişini ifade eden Arapça kalıp şu ana kadar secdesi görülmedi ama secde etmeye istidadı vardı manasında kullanılan kalıptır. Cahdi müstaharak değildir. Ebediyen secde edici değildir. Değildir kalıp. Lem kelimesiyle gelir ki bu zamana kadar secde görülmedi. Fatih Bey'in bu zamana kadar programa çıktı, görülmedi dediğinizde şunu kastetmiş olursunuz. Bugüne kadar program yapmadı. Ama bundan sonra program yapabilir. Şeytan kendisini anlatırken o ayette birinci dikkat edilecek nokta. Ben bugüne kadar böyle bir şey yapıcı değildim. İnsana secde edici değilim. Çünkü secde etti şeytan. Dünyada secde etmediği yer yok. Konya'da bile etmiştir Allah'a. Ben halife olayım diye. Ben insana secde edici olarak yaratıldım. Ben insana secde edici değilim. Sözünde Arapçada kullanılan nefi kalıbı bugüne kadar secde etmedi. Bundan sonrasına mani değil kalıbıdır. Mesela başka bir menfi kalıbı vardır. Ne şimdi eder ne sonra eder. Allah böyle demiyor. Şeytan da bunu ifade etmiyor. Ben böyleyim demiyor. Ben böyle bir şey yapamam demiyor. Ben zaten asla programa çıkamam ki. Dediğinizde çok farklıdır bu. Bu ana kadar yapmadı. Şimdi de yapmaz, ileride de yapmayacak. Şeytan kendisini anlatırken bile evet ben de buna secde etme kabiliyeti vardı Allah'ım. Ama ben bu ana kadar etmedim. Bir açık kapı var mı yani o ifadede kesin? Şeytanın bunu bilerek Allah'ın zorlamasıyla değil. Şeytanın bunu kendi iradesiyle yaptığını gösteriyor bu. Çok Allah'ın onu ve bunu kendi ağzıyla söylüyor. O yüzden Allah'ın beyan edişine bakmak lazım derken. Evet hocam. Bir de en önemli mevzu şudur. Şeytan bile hem kendi durumunu takdir ediyor. Bakın nereden nereye geleceğiz ki? Acayip bir şey. Şeytan bile muhlis kullarını azdıramayacağını Cenab-ı Hakk'a ilan ediyor. Ve onları şükreder bulamayacaksın. Secde eder olamayacaklar. Şükretmeyecekler onlar. Ama ancak senin ihlası giydirdiğin kulların var. Onlara ben yaklaşamam. Şeytan bir de ihlaslı kullara yaklaşamayacağını ilan ediyor orada. Ama muhlas diyor. İhlaslı kullar demiyor. İhlası senin giydirdiğin kullar diyor. Muhlasla muhlis arasındaki fark şu. Esas cevap çok kısa sürecek, o yüzden telaşlanmayın. Yani reklam arası var mı bilmiyorum da. Yok yok rahatım. Muhlasla muhlis arasında çok iyi biliyorsunuz. Eğitiminiz de buna müsait, altyapınızda. Fakat kardeşlerimiz için tekrarlayalım. Muhlis, kendisi her şeyi halisane yapmaya çalışan kul demektir. Allah bunu böyle ister, öyle yapmaya çalışayım. Cüz'i irade vardır. Ama muhlas, Allah'ın kendi iradesiyle ihlasa eriştirdiği kullardır. Peki nasıl, aradaki fark nedir?
Muhlis kul, yani kendisi ihlaslı olmaya çalışır, artık biter. Sonra bak ben sana ihlasımı giydirdim der. Allah ona ihlasını giydirir. O kişiye şeytanın musallat olması imkan dahilinde değildir. Bu Allah'ın koruduğu bir hazinenin birisi tarafından çalınması gibi bir laftır ki böyle bir şey düşünülemez muhalde. Niye şükredememek? İnsan ruhlar alemindeyken hamd ediciydi. İlk hamd eden de Adem'dir. Ete kemiğe bürünür bürünmez hamd etti. Neden? Hamd gördüğümüz göremediğimiz bütün nimetleri içine alır. Şükür sadece müşahede ettiklerimizi alır. Ki 5. mevsimde kim bilir bunu kaç yüz kere duydunuz siz ve kaç yüz kere duyurdunuz. İşte onlar ellerinin altında gözle gördükleri bir nimete bile şükredici olmayacaklar. Bana benzeteceğim demeye getiriyor. Yani ben de aslında Adem'deki sırrı ve ondaki Muhammed-i Nur'u görmüştüm. Nankörlük ettim dediğini de kendisi beyan etmiş olur. Hocam Allah razı olsun, çok güzel ifade ettiniz. Devam edeceğiz sohbetimize. Bu şükretmekten biraz da şu gündelik hayattaki şikayetlerimiz var ya, hani ufacık bir şeyde bile hemen kırılıveren bazı. Tabii onları yazdım, benim şikayetlerimi de yazdım. Reklamlar var. Reklamların hemen arkasından buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Beşinci mevsim devam ediyor. Biz tabii reklam arasında sohbeti hiç bitirmedik. Aynen devam ettik. Ekranlarını yeni açanlar için söyleyelim. Bugün değerli hocamız Fatih Çıtlak konuğumuz. İlk bölümde naçizane bazı sorular sormaya çalıştım hocamıza. O da çok güzel bir şekilde ifade etti. En son şükretmekte kalmıştık. Fakat bu şükür acaba günümüzde unuttuğumuz ya da içine boşalttığımız kavramlardan biri mi oldu? Çünkü bakıyorum etrafıma, her birimizin hamdolsun birçok şeyi var. İşte ev, araba, yiyecek, içecek, muhtaç olduğumuz pek çok bir şey yok gibi. Hatta vermemiz gereken, elimizde tuttuğumuz şeyler de var hocam. Ama hepimizin ağzında ufacık bir aksilikte, bu niye benim başıma geldi, bu niye böyle oldular, gizlenmiş bir şekilde var. Günlük hayatta pek şükür dolu yüzler, sözler duyamıyoruz. Bize mi öyle geliyor, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir de belki şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Bunu biraz daha hani kronik, biraz daha maalesef üzücü boyuta da taşıyabiliriz. Şöyle diyebiliriz. İnfak eden, şükreden fakat aynı zamanda şikayet eden bir toplum. Bu daha da acayip geliyor bendenize. Yani belki bugün incelenmesi gereken konu, acizane benim kanaatim, hocalara da buradan sesleniyorum. Sizin programda vesile olsun. Belki hocalarımıza bunu yöneltin. Artık bu biraz kabuk değiştirdi fakire sorarsanız. Yani eskiden şikayet edenle şükreden vardı. Bugün çok daha anormal bir durum var. Yani hastalığı mikrobu vücudunda barındıran ve artık o mikropla kronik hale gelen bir tip var. O da bendenize göre şu, yani bu mutant gibi bir şey gibi, bir evrim geçirmesi gibi, bakteri gibi, kuyruğuna başka mikropları takması, virüsleri takması gibi veya şükrettiği halde şikayet edenler var. Yani şükür yapıyor. Aa diyor, ben Rabbime nasıl şükrederim diyor. Şükürden acizim diyor. İnfak ediyor. Elhamdülillah diyor. Fakat dırdır ediyor. Şükürsüzlük ediyor. Ofluyor pufluyor. Bunun getirdi, bu niye böyle bu kadar önemli? Bu şükrü de götürüyor. Hani şükürsüzlük yaptığında bir insan, evet, şükrettiğinde şikayet ettiği sahadan uzaklaşıp da aa ben boşuna şikayet etmişim ya Rabbi dediğinde durumu düzelir. Ama hem şükrediyor hem şikayet ediyor ve bunları at başı birbirine götürüyorsa bunu yutar. Yani neden yutar? Şükürsüzlük ve şikayet daha üstün olduğu için değil. Teneke kap delik olduğu için. Gelen su miktarı belki daha fazladır. Ama delik olduğu müddetçe boşalacaktır bu. Evet. İbadeti yutan bir anlayışsızlık mevzu bahis. Bunu namaza da tatbik edebilirsiniz. Biraz karıştırayım böyle akılları. Benim çocukluğumda bu kadar insan namaz kılmıyordu. Bu kadar gençler arasında namaz da yaygın değildi. Fakat bu kadar da ahlaksızlık, bu kadar da vurdum duymazlık yoktu. Yani ciğer buradaysa kedi nerede? Bu kadar insan Kabe'de, hacda,
milyonlarla insan aynı anda teravihte bu kadar dua edici değildi. Küffara karşı, Yahudilerin zulmüne karşı. Fakat bu kadar da bu adamlar patavatsız, lakayt ve terbiyesiz değildi. Bunlar güçlerini nereden alıyorlar? Sanki bizim beslediğimiz bir zulüm, bizim beslediğimiz bir küfür var gibi geliyor bendenize sorarsanız. Gavur kim, dayım kim demiş adam. Burada şu var. O zaman esas hastalığı tespit etmemiz lazım. Bizim hastalığımız şu, aslında şükürsüzlük değil. Öyle şükürsüzlükler vardır ki şükür hükmündedir. Mesela hocam? Ya bunu ben yazabilirdim. Şunu ne olurdu 4 tane kitap yapsaydım? Yani hizmet ederdim bugün, bak oraya gidemedim. Bak Arakan'a gidemedim şimdi yani. Oldu mu yani şimdi? Bakın bu şikaye aslında bir şükür. Şükrü ifa edememenin getirdiği bir ibadet hükmündedir. Evet. İnsanın kendi nefsinden memnun olmayışı. Ya Rabbi sana şikayet ediyorum bunu. Ben ne yapayım bu nefsi? Yine nefsim bunu istedi. Hayvana layık bu dediğinizde bu küfür sözleri bile aslında Allah'ı metüsena etmektir. Değil mi efendim? Biz o zaman zahir kalıplarda bu işin bittiğini düşünmeyeceğiz. Bir insanı nasıl iyi insan yaparsın? Camiye gönderirsin, kılık kıyafetini düzeltirsin, yere tükürmez, bilmem iyi insan. Yok böyle bir şey. Bu potansiyel olarak hala cemiyete zararlı bir insansa, davasını savunamayacak bir insansa ve yine önemli bir ölçü, Allah için insanlara hizmet etmeyen bir insansa, evet. Bu insanın olgun bir Müslüman olması, kamil bir Müslüman olmasından bahsedilemez. Fakat bu hizmetleri yaparken de yine onu da kalıpta bırakmaması lazım. Hizmetleri yaptıktan, şükrü yaptıktan sonra. Burada nirengi nokta bu. Hı hı. Şükrü kendisinin yaptığını mı zannediyor? Yoksa bunun da Allah'ın lütfu olduğunu mu anlamak istiyor? Bunları ne zaman konuşacağız biz? Aa böyle yapmayın. Çocuklar hala çocuklara anlatır gibi anlatıyorlar. Bak sen şimdi bu geldi diye başına üzülüyorsun ama ya böyle olsaydı? Ya Allah sana böyle bir çocuk verseydi. Ya bunlar 30 sene evvel söylüyorduk ya. Hala aynı şeyleri söylemesinler Allah rızası için. Şükrü eda ettiren de Hazreti Allah. Şükrü eda edememen senin nefsinden. Çünkü ayet öyle buyuruyor. Herhangi musibet geldi nefsindendir diyor. Biz onu araba kazası zannediyoruz. Allah'ın zikrinden alımı kullanıyorsun sen. Ya Allah buna mani olmaz. Allah'ın zikri daima yağar. Allah'ın şükür programı daima iner. Senin şükredememen, nefsini tercih etmenle alakalıdır o an. Allah'ı tercih ettiğin an zaten elhamdülillah dersin. Elhamdülillah. Evet. Günahkarsın ama elhamdülillah. Onun günahkarıyım. Nesimi'ye sordular, yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. Yar benimdir kime ne diyor. Çok güzel hocam. Ya şeytan burada hiç devreye giremez. Hiç vesvese veremez. İnne keyne çok zayıftır. Kendine daifa diyor ayet-i kerimede. Onun şeytanın tuzağı çok zayıftır. Ben günahkar, evet en günahkarı benim ya. Ben Allah'ım değişmem ama dediğinde şeytan fasus. Hiç yanına bile gelemez. İnsanın en büyük düşmanı nefsidir o yüzden. Şimdi toparlarsak. İnsanın bu dönemde şükürsüzlüğü artmadı aslında. Basma kalıp yaptığı şükürler onu doyurmadı. Bir insan duyarak şükredebilir mi? Hanımefendi, mümkün değil. Allah'ı duyarak sadece, Allah zevki onu keser mi? La ilahe illallah demek iyiymiş abi. Çekelim abi, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İyi mi yaptık, bir sevap mı oldu? Oh, elhamdülillah. Bu tevhid o adamı bir enerji verebilir mi? La ilahe illallah dediğinde, tevhidle alakalı, o nefiyle alakalı, ben yokum ya Rabbi, sen varsın. Etrafta ne var ki senden başka? Hepsi evveli hiç olan, sonra da hiç olacak şeyler. Diyerek tevhid çeken, 5 kere tevhid eden adamla, 7000 kere la ilahe la ilahe diye esniye esniye tevhid çeken bir adamın durum bir olabilir mi? Çok şükürdür o. Yok efendim, nasıl nabaz şükürsüz olduğunu görürsünüz. Bizler kalıplarla bu iş olacak zannettik. Şu anda ortaya çıkan, aslında şu an çıkmış mesele değil. 30 sene evvel kalıplaşmış olarak dini anlatan insanların mahsulü. Allah'la muhabbet tazelemeyi ekstra bir şey kabul eder. Eşek gibi yapacaksın diyerek çocuk terbiye edenlerin nesliyiz biz şimdi.
Ondan bu neticeyi yaşıyoruz. Evet, Allah'a muhabbetle ibadet edilmesi gerektiğini ve Allah'ın ibadetimize ihtiyacı olmadığını, onun lütfuyla Allah diyebildiğimizi ve onun lütfuyla Allah derken yine de hakkıyla eda edemediğimizi, yansıtamadığımızı ikrar eden bir kul ve örnek kul modelleri işlendikçe, ki İşte. Efendimizdir bu zaten. Evet. Efendimiz'i örnek alalım. En çok kullanılan ve bunun da içi boşaltılan söz. Bir kişi güzel mi konferans veriyor? Bakın şöyle, çıktı, kitap ve sünnete uymak lazım. Efendimiz'i tatbik etmekte. Ay hoca işte bu ya, vallahi helal olsun. Bak ne güzel söyledi. Hayır, bu devi bitmiştir. Ortaya koyacak. Efendimiz ortaya koydu. Kitaba bakmak lazım demedi. Ortaya koydu. Sahabisi de ortaya koydu. Burada doğru dürüst olmak lazım. Uygulayarak, yaşayarak ortaya koymak mı hocam? Yoksa? Siz kendiniz konuştuğunuzda zaten Efendimiz bu hususta ne diyor diye sormamalı insanlar. Şartı da budur. Siz zaten Efendimiz'i temsil ediyor olmanız lazım. Bin tane örnek getiririm. Hiç susmadan da bunu yaparım. Bir gün yapacağım bunu zaten. Millet abuk sabuk işler için böcekler ölmesin, uğur böcekleri ölmesin, mavi kelebekler ölmesin diye 3 gün üst üste yayın yapıyor. Biz Allah'ı konuşmaya bile üşeniyoruz. Hocam o kadar güzel bir nokta ki öyle konuşun ki Peygamber Efendimiz'in söylediğinden farklı bir şey olmasın diyorsunuz. Ne güzel diyecek adam. Zaten salatü selam edecek. Yani şimdi mızrakların ucuna biz Kur'an mı asalım? Hazreti Ali'nin dediği gibi mi bağırmak zorunda kalsın bazı insanlar? Kur'an benim diyor Hazreti Ali. Kağıt değil diyor, musaf o diyor. Biz kitapla her şey hallolacak zannediyoruz. Size soruyorum ya. Buyurun. Kendi hayatınızda sizi etkileyen insanlara bakın. Evet. Bugün insanlara bir hizmet veriyorsunuz. Size bu hizmet aşkını kim verdi? Bir bakın. Yaşayan insanlardan aldınız siz bunu. Kitabı işaret eden insanlardan almadınız. Evet. Bu kadar basit yani. Bu yüzden mi yorulduk hocam? Bu yılgınlık, bu şekillere, bu tabii kalıplara öyle. Bağlı kaldığımız tabii. için mi oldu? Ne oraya yaranıyoruz ne buraya yaranıyoruz. Ve korkuyoruz. Samimiyetle Allah'ı sevmekten, Allah muhabbeti konuşmaktan korkuyoruz. Hayır, bir insan gerçekten Allah'ı severse onu hiçbir insan bir şey yapamaz. Sevgi ağzını ve Efendimiz tabii burada. Efendimiz'i muhabbet tarafından anlatmaya korkuyoruz. Önce sen şunu yap diyorlar. Ya kardeşim mani diye ki. Sen bunun formülünü bulacaksın. Bakın yüzlerce kere tekrarladım. Burada da tekrarlayayım. Tarihte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevdikleri için sapıtan, bırakın bir zümreyi, tek bir şahıs yoktur. Efendimiz'i çok sevmiş, namazı terk etmiş. Namaz yoktur demiş. Ve bu adam deli divane Resulullah için. Böyle bir adama rastlanmamıştır tarihte. Bak başka bir şahsı sevdiği için namazı terk edene rastlanmıştır. Allah Teala Resulullah'la beraber sırat-ı müstakimden ayrılmayı haram etmiştir kişiye. Meşiyeti yoktur yani. Tabi olarak müsait değildir. Ha, suda yakıcılık olur kaynattığında, Hazreti Muhammed'de ancak açta yakıcılık vardır. Cehennemi fiil olmaz. Yaklaştıkça bir cehennemilik olmaz. Haram etmiştir Allah bunu, Efendimiz'in sevgisini. Var mıdır? Yoktur. Hiçbir insan... Efendim Resulullah'ı sevmek her şey değildir. Allah'tan çok sevmeyeceksin. Sanki Allah'tan çok seven var ya. Sakın ha amuda kalkarak namaz kılmayın. Var mı böyle bir olay abi? Yok. Ne konuşuyorsun sen bütün namaza? İşte bu insanlar, biz o kadar masum bir fıtrattan geliyoruz ki bu insanların satılmış olduğunu bile düşünemiyoruz. İlmen bir şey araştırdı da bir bulgusunu konuşuyor zannediyoruz. Adamın arızası olduğu aklımıza bile gelmiyor. Mesela babasının kabrinde kimse Kur'an okumadı diye nefret dolu olduğunu, o yüzden ölünün arkasından Kur'an okumak yoktur dediğini hayal edemiyoruz. Kendisini Mehdi gibi ilan edip ben bu kadar insanı etkiliyorum, zamanın Mehdi'si benim demek için bu kadar söz sarf ettiğini biz konduramıyoruz. Allah peygamber deyince ağzını şöyle düşünüyoruz adamı. Hocam bir de genelde hep saygıyla anlatılıyor bize. Hiç sevgi faslına zaman gelmiyor. O kadar çok uzak ve ulaşılmaz bir saygıyla anlatılıyor. Saygıyla anlatılır. Ama sevgiye ve yanımızdaymış gibi bir samimiyete ve sıcaklığa yer verilmiyor. Şimdi ben de hocamdan bahsederim size. Buyurun. Saygıda kusur etmem. Evet. Siz onun içinden sevgiyi alabilirsiniz o saygı. Bardak boş bardak olarak verilmez hanımefendi. Bardak boş olarak verilmez. Saygısız sevgi olmaz.
Ama şimdi suyu değil bardağı su zanneden insanlar var. Bunu konuşuyor. Saygıyla anlatılmıyor. Affedersiniz onu da kabul edemeyeceğiz. Saygıyla anlatıyor dediğinizde şunu söylemiş olursunuz. Çok kibar su veriliyor demiş olursunuz. Hayır, su verilmiyor ki. Yok hocam. Bardak siz... veriliyor şu anda. Önce dediğinizi mutlaka mutabız. Fakat bir grupta şöyle bir şey var. Sevgi yönünden, samimi yönünden, gündelik hayatta sanki aramızdaymışçasına sıcak, yaşayan bir örnek değil de ulaşılmaz, uzak ve tamamen saygıdan müteşekkil bir örnek olarak sunulabiliyor. Şimdi söylemeye efendim onlar, şey onlar anladım. Yani sizin anlattığınızı anladığımı düşünüyorum. Bendenize diyorum ki evet. Bunlar Efendimizin sevgisini tanımayan, saygısını da sevgiyle saygıyı taklit etmeye çalışan insanlar. Evet. Taklit bunlar. Doğru. Hakikatinde böyle bir şey yok. Hakikatini yaşayanlar içine baktığınızda yok. Bunlar şöyle yapmak istiyorlar aslında. Bunların hani bunların diyorum bunlar çünkü en masum gibi görünen. Fakat Efendimiz'i aslında sevmeyen. Oraya geleceğim. Mevzu bu. Sevdiklerinden dolayı saygıyı anlatan insanlar değil. Sevmek, sevilen, hayata tatbik edilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi saygıyla sunan insanla sadece saygı tarafını sunan arasındaki ve aslında Resulullah'ı sevmeyen, seviyor gibi görünen arasındaki farkı anlatayım ben size. Ve bunların amacını anlatalım. Biraz menfi düşünmeyi de öğrenmemiz lazım belki. Doğru. Şöyle yapıyorlar onlar. Bak çok saygılı olun he. Çok saygılı olun, çok saygılı olun. Gayri ihtiyari Efendimiz'i dinlediğin o kişiye karşı da saygı olmuş o. Yani kendisini satıyor. Evet, doğru. Saygılı olun, saygılı olun. Kim oluyor ki o falan? Bakıyorsun, ooo hepsi çıldırıyor. Zıplayanlar, edenler falan. Şey, yere bir şey attığında bir şey içine... Allah bir... Aa, onu, o dedi mi? Eyvah. Fatih çok seviyordu. Dedi mi Fatih? Hih. Peygamber gibi. Peygamber'e saygı değişti ya. Peygamber'e saygı, peygamber'e saygı, peygamber'e saygı diyor da yaşanabilir olan hayat tarzını gösteremiyorsa Efendimiz'i yine rivayet edip halen bunu insan ilişkilerinde gösteremiyorsa o adam kendini saydırmak istiyordur. Aynı ne gibi? Ehli beyt, ehli beyt, ehli beyt. Çok önemli. Ehli, o soyundan gelenler hu soyu bak, nesli bak. Bir adam bunu çok kullanıyorsa araştırın. Bir şeyin ya dedesidir ya torunudur. Evet. Kendisini saydırmak istiyor. Kendi otoritesi için. Doğru. Mesela benim birkaç tanıdığım vardır. Aa şeyhimizin oğlu böyle kıymetli, aile bu kadar kıymetlidir. Şeyhin oğlunu ailesine şöyle hürmet etmek lazım. Yani kendisi de bir şeyh çocuğu olduğu için kendisini saydırmak istiyor. Ehli beyte hürmeti yok aslında. Çok saygısız. Bakın alenen de söylüyorum. Çok saygısız. Yani şunu anlatmak istiyorum. Sevgisiz olan saygıyı yapmak zaten saygısızlıktır. Fakat buraya geliyor iş şimdi. Bunun saygısızlık olduğunu anlamak için insanda bir zevki selim olması lazım. Biz şu anda saygısız insanlara bakmayalım. İçi boşaltılmış saygısızlığı, saygıyı ve eşittir saygısızlığı ve sevgiyi anlamayacak insanlar ne zaman yetişti? Bu feraset ne zaman kayboldu bunu anlamak lazım. Şöyle anlatayım bendeniz de. Benim hocam da öyle sorulara sürpriz cevaplar verirdi. Bunlar verilmiş cevaplar olduğu için rahat konuşuyorum. Benden deyip anlattıkları. Derler ki aldatandan daha adidir aldanan. Eyvah. Tabii neden şimdi onu da şöyle söyleyeyim. Çok affedersiniz, çok çok özür dilerim. Kimsenin... ailesinden örnek veremeyeceğim ama mesela birisi dese ki adamın işi dolandırıcılık. Gelse annem hakkında bana konuşsa. Annem hakkında bana konuşsa. Senin annen şöyle, senin annen böyledir falan dese. Mesela diyelim ki benim annemle aramı açıp dolandırıcılık yapmak istiyor. Malımı çalmak istiyor. Bu aldatan adam zaten dolandırıcıdır. Adi adamdır zaten. Ama ben senelerdir tanıdığım annem hakkında onun sözüyle kötü düşünüyorsa aldatılan olana ben daha alçağım. Neden? Hiçbir zevkin yoktu senin ya. Hiç mi sen doğru bir şey tahsil etmedin, bir duygu almadın annenden? Bu dinden sen hiçbir mi zevk almadın ki zevksiz olana bu kadar peşinden gidiyorsun? Severim, sevilirim, her şeyin şeyi yapalım. Ah ah kimseye kızmak yok der.
Sonra elbisesine yayında müdahale et, bak neler çıkar. İşte görüyorsun artık bunu. Hazreti Mevlana'yı sevmek için tesettürden çıkmanız lazım diyen bir insanın Allah'a ve Resulüne karşı ne kadar sevgisi, Hazreti Pir'e karşı ne kadar aşkı olabilir? Evet. Yezid'in uyanı Ali görünüyor. Dikkat etmesi lazım bir kişinin. Evet. Ama Ali'yi tanımayan adama ben ne diyeyim? Evet, değil mi? Çok bu şey efendim. Çok üstüm. Güzel aktarıyorsunuz hocam. Ben hiç içeri hanım programı falandır diye daha mı kibar konuşuyor hocam? Yok hocam, estağfurullah. Halbuki gerçek muhabbetin tadını bir anlığına alsak, bütün yılgınlık ve bütün o şikayet durumları ve şükürsüzlük ortadan kalkacak. Tabii efendim, denize girip çıktığınızı düşünün. Sonra sizi Pamuk Deryası'na attı. Kumat deniz bu dediler. Hayır canım, ben girdim biliyorum dersiniz. Ya. Bir kere dalmak yeter. Bir kere dalmak yeter. Ve ne hikmetse İnsanlar yanlışı tecrübe etmek hususunda kendi nefislerine uyum gösterdiği için her şeyi deniyorlar. Bir kere risk alıp şu aşkı denemiyorlar. Hocam, bunun yolu yöntemi nedir? Bir yanan bir şey bulmak lazım. Yani mumu yakmak için yanan bir şey bulmak lazım. Yani kim bu? En önce erişebildiğiniz kadarıyla Allah ve Resulüne yanan insanlar var. Bir kere ya sahabe-i kiram hazretleri var. Sahabe-i kiram hazretleri var. Bunları nasıl tarihte yaşamış Allah Resulü arkadaşları kabul edebilirsiniz ya. Yani Selahaddin Zerkubi'nin Hazreti Pir'e yanışında Şems'le Hazreti Pir'in dedikodusunu yapıyorlar Hazreti Şems'le. Ne 3 ay bir beraber kalıyorlarmış. Sana Şems gibi zatlar bir cemalini açsın da bak sen bir daha dışarı çıkabiliyor musun? Sahabe-i kiramdan bir zatı görelim de biz takat getirelim ona. Sahabe-i kiramı bu gözle anlayamayan insanlar hiç Hazreti Şems'e dini tebriziyle Mollay-ı Rum, Cenab-ı Mevlana Cahattin Rumi Efendimiz'i tanıyabilirler mi ya? Aslında sahabeyi anlamadıkları için 300 sene evvel böyle bir dedikodu var mıydı Hazreti Pir hakkında? Yok. 100 sene evvel var mıydı? Yeni başlamıştı. Neden? Sahabeyi dil uzatmada yeni başladı zaten. Aynı dönemdir. Aynı küfür dalıdır. Küfür aynı daldır. Küfür bir millettir. Ama efendim Kur'an okuyanlar da var bunların içerisinde. Olabilir. Hazreti Ali'ye kılıç çekenler arasında Kur'an okuyanlar çoktu. Evet. Yani mesele Kur'an okumak olsa müsteşrikler belki bizden daha fazla inceleme yapıyor. Sabah duasından çıkıyorlar, akşama kadar sadece Kur'an mı oturup kalkıyorlar. Ülfet lazımdır hanımefendi, ülfet. Maddenin bile artık 4 unsurun bir de birbiriyle kaynaşmasını, atomun bu netonu, bu protonu niye burada duruyor ya? Abi bir müsaade diye gitmiyor. Niye gitmiyor? Bir cazibe kanunu var. Cazibe bir çekim. Elektrik dediğimiz şey. Bu elektrik mananın yoğunlaşmış şeklidir. Maddi olarak alemde ne görüyorsak mananın kesafet bulmuş şeklidir. Şuna vuruyorsam ben, şu ten varsa ve ben acıyı hissediyorsam benim ruhumun yoğunlaşmış şekline vuruyorum ben. Bunun manası var demek. O mana çıktığı zaman kessem gıkı çıkmıyor bunun. Elektrik de manevi cazibenin maddeye tezahür etmiş, yoğunlaşmış, iyice kabalaşmış dışarı çıkan şeklidir. Letafetle içine girdiğinizde, muhabbeti tahsil ettiğinizde birbirimize bağlayan şeyin Allah muhabbetinden başka bir şey olmadığını görüyorsunuz. O yüzden hocam aşk yoluna girmiş herkes bir süre sonra aynı birbirine benziyor. Sanki hep aynı şeyleri konuşuyorlar. Hayır, Allah razı olsun. Ne kadar güzel söyledin. Hepsi aynı sözü söylüyor. Evet hocam. Hepsi aynı sözü söylüyor. Bazen aynı sözü söyleyecekler, kendilerine o mana geliyor. Efendimiz'e edepsizlik olmasın diye onlar bozarak bize söylüyor onu, biliyor musunuz? Hani bizim elimize metin gelse o metni hiç bozmadan veririz de insanlar bize itibar etsin diye. Vay be, ne lügat parçaladı desinler diye. Onlar bilhassa yaralı bereli veriyorlar ki. Hatta birçok derviş seri sürükünü tamamladıktan sonra şiir yazmamıştır. Nutuk yazmamıştır. Kelamullah var artık, üzerine şiir olmaz demiştir. Arz edebiliyor muyum? Onların yaptıkları hep budur. Ve hep birbirlerine benzer. Bunun iyi tarafı bir zatı anlamakla diğerlerini anlayabilirsiniz. Bir sahabeyi çözün, işte size aşk. Efendimizin bir sakalı şerifi gibidir o. Kaybolmaz, zayi olmaz. İnşallah hocam. Hepsinden de görürsünüz zaten. Sonra bir de insanın genetik yapısına, manevi yapısına, daha başka diyeyim. Ruh,
efendim formülüne, şifresine uygun bir manevi anahtar verilir derler. Bir isim olabilir bu, bir zat olabilir, bir dua olabilir. Bunlar olabilir. Mesela ne güzel söyledi bugün Mustafa Kocabıyık olması lazım. Ya İbrahim ya Mustafa Bey. Lütfen hocama hürmetlerimi arz ederim. Fethullah Hoca Efendi Hazretleri'ne yakın bir isimdir aynı zamanda. Çok da severek dinlerim kendisini. Bugün bir demeç verdi haberlerde. Ayetlerle dua edelim, hadislerle dua edelim. Bunu yapamıyorsa Abdülkadir Geylani'nin, Ahmet el-Bedevi'nin, İmam Şazeli'nin duaları gibi de bunları da biz en önce etmeden onların dualarını da edebiliriz dedi. Şu cümleyi kullandı. Çünkü ne hikmetse bu zatlar çok iyi dua etmişler ve isabet etmişler dedi. Bak bunu söylüyor elhamdülillah alimlerimiz. Ve sıralama da hep böyle gidiyor. Hocam bir dua var mıdır aklınıza gelen? Hangisi? Abdülkadir Geylani'den ya da bahsettiğimiz zatlardan. Sizin böyle zihninize yer Hazreti Abdülkadir Geylani Efendimizin en muhtasar virt dua kitabı zaten 4,5 sayfa falandır. Hanımefendi biliyor musunuz? 4/3 salavat-ı şerifedir. Hep Resulullah salat etmiş. Ama ne etmiş? O makamı da vardır onun. İstanbul sur içinde bir okuma şekli vardır. Yani Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah diye cümle peygamberlerin şeyi vardır. Mesela bir yerde diyor ki Hazreti Allah'a ve Resulullah Efendimiz'e ruhi cesedil kevneyn. Bu dünyanın ve ahiretin, ahiret cesedinin. Bu ahiret cesedinin ve dünya cesedinin ruhu. Allah ve Resulüne hitaptır. Ruhu cesedil kevneyn. Ne duadır ya. Hatta onu okurken Kadiri virdinde mesederler vücutlarını. Ruhu cesedil kevneyn. Neden? İnsanda da dünyada da ahireti mezceden bir beden vardır. Ruh ve ceset beraberdir. Neyi konuşalım diye şaşırıyor insan değil mi? Ama bunları hiç olmazsa merak edelim diye ben mahsus. Küçük küçük noktalar evet. Koyuyorsunuz hocam. Allah razı olsun. Yani bu inanın üredi türedi bir şey değil. Bu devasa bir medeniyet. Küçük iki tane kitap okumakla, iki takvim yaprağı arkasını okumakla. Ha bunu biliyorum, bunu okumuştum. Tamam böyle falan dememek lazım. Muhteşem bir medeniyet var. Programın sonunda mı geldi? Evet hocam sonunda geldi. O zaman bendeniz size kitap hediyesi olarak. Teşekkür ederim hocam. Zahmet bir 40 mektup var. Fakirin kaleme aldığı bir derleme kabul edilebilir. Bu hocamın oğlum bunları yaz. Belki ileride kitap olur dedi. Huzurunda tuttuğum notlar. O yüzden huzur defteridir. Ve huzur bulunan bir defterdir. Bu da gençlerimizin anlayabileceği bir padişah çağrıya hikayesi. Bunu reklamdan öte bunu emanet eden insanlar tanıtmamı istedikleri için söylüyorum. Kendi eserim olduğu için de değil. Zaten hiçbirini benim eserim olarak görmüyorum. Bir de genel yayın yönetmenliğini yaptığımız Keşkül Dergisi var. Hocam kitaplarla ilgili bir soru. Türkiye'de buyurun. Dağıtımı var mı? Genelde izleyiciler bunu çok var. Merak ediyorlar. Nasıl ulaşabilirler? Yayın evinin ismini söylememizde mahsur var mı programın? Yok Sufi hocam. Yayınlarında. Bu da temin edebilirler. Evet edebilirler ve yayın evlerine şey yapabilirler. Yine birkaç özel efendim... mağazalar var. Mağazaların ismini söyleyemeyiz belki diye söylemiyorum. Ama dağıtımı var Türkiye'de. Dağıtımı ulaşabilir. Var evet. Ve elhamdülillah şu anda Sufi yayınlarında en çok satılan kitap unvanını da koruyor imiş. Demek ki insanlarımıza kolaylıkla anlattığınızda maşallah. Aradan kendinizi çıkarttığınızda insanlar sahip çıkıyorlar. Keşkül dergisinin pek şeyi var. Biraz belki size vereyim. Şöyle, buyurun. Şöyle ben göstereyim. Buyurun hocam. Uzun bir dönemdir devam ediyor değil mi? Evet yani bizim üzerimizden yükü aldı Sufi yayınları. Kendisi maddi yükü aldı. Çünkü çok darbe yedik. Yani çalışanlarından bile maalesef darbe yedik. Haksız bir şekilde. Şeytanın işi yok malum. Fakat şu anda güzel bir noktaya doğru gidiyor. İnşallah da biz mukabilleri, muadilleri çıkana kadar da devam edeceğiz. Ne zaman bu böyle bir dergi çıkacak? Bendeniz geri çekilmeyi düşünüyorum.
her şeyi de emanet etmeyi düşünüyorum efendim. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olasınız efendim. İnşallah yeniden buluşmak nasip olsun bize burada. Sağ olasınız Allah razı efendim. Olsun söyledikleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Programımızın sonuna geldik. Yarın 2:30'da inşallah tekrar burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.